Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Gerçekten uçmayı çok özledik. Aylardır yerdeyiz. Koronavirüs salgını nedeniyle hava yolları seferlerini durdurdu. Ve artık böyle tepemizden ara ara geçen kargo uçaklarına, özel jetlere veya tahliye uçuşlarına keşke uçakta ben de olsaydım diye böyle bir bakıyoruz yukarı doğru. Ama güzel günler yaklaşıyor. Tekrar iç hatlarla birlikte havayolu taşımacılığı ülkemizde başlıyor. Bunu muhtemel 14 Haziran gibi yani 10 gün sonra dış hat seferleri de izleyecek. Umarım rakamlar hızla düşer. Bu hastalık ve salgın kontrol altına daha da iyi alınır. Ve biz de eski o uçacağımız, keyifle uçacağımız günlere geri döneriz ama gerçekten uçmayı çok özledik. Bugünkü videomuzda yeni dönemde nasıl uçulacak? Hava yolları neler yapacak? Bu gibi konuları konuşacağız. Ve hangi önlemler alınıyor da bunları da beraber sizlerle irdeleyeceğiz. Uçmak için ne gerekiyor? Bunları görmek için lütfen videomuzu izlemeye devam edin. Uçuş öncesinde daha biletinizi alırken yapacağınız ilk işlem HES kodu almak. Hayat Eve Sığar adlı bir QR kodu bu. Bu kodu için gerekli mobil aplikasyonu indirebilirsiniz ve TC kimlik numaranızı paylaşarak yani burada sizin sağlıksal durumunuz kontrol edilmeye çalışıyor. Çünkü koronavirüs nedeniyle hastaneye başvurduğunuz zaman, sağlık sistemine girdiğiniz zaman sizin kimliğinizin altında bu koronavirüsle ilgili bir tedavi olunduğu, ne durumda olduğunuz veya ne aşamada olduğunuz gibi işte kuluçka dönemi, 14 günlük süreler sonrasında karantina, bunu aştınız geçtiniz gibi bilgiler geliyor. Eğer bu kodu almadıysanız uçamıyorsunuz. Öncelikle bu kodu almanız gerekiyor. Sonrasında da biletinizi satın alıyorsunuz. Bilet fiyatları artık eskisi kadar ucuz değil. Bunu hatırlatayım. Niye? Hava yollarının çünkü çok ciddi bir maliyetle karşılaşmış durumdalar ve bunları da ayakta kalabilmek adına yolcularına yansıtıyorlar. HES kodunuzu aldınız. Biletinizi parasını ödediniz. İşte internet üzerinden veya çağrı merkezi üzerinden kredi kartla veya nakit parayla aldınız. Ve sonuçta uçuş gününe doğru geliyorsunuz. Şimdi birincisi, daha evden çıkarken maskenizi takacaksınız. Hatta yanınızda koruyucu o siperlerden de olması tavsiye ediliyor. Yanınızda bir çift eldiveniniz olsun. Minimum temasla öncelikle evinizden, otelinizden nerede kalıyorsanız çıkıp havalimanına ulaşıyorsunuz. Havalimanına geldiğiniz zaman biliyorsunuz Türkiye'deki havalimanlarında kapıda bir güvenlik kontrolü var. Eskiden dip dibe sıraya girer, bu kapıdan geçerdik. Hayır, geçemeyeceksiniz. Buraya geldiniz. Yanınızda sizi uğurlayıcı veya döndüğünüzde karşılayıcı bir kimse olmaması lazım. Yaşınız ileri ise yürümekte zorluk çekiyorsanız veya bir sağlık probleminiz varsa o zaman yanınızda bir kişi refakatçi olarak sizinle terminale girebiliyor ama o da sizin gibi maske takmak zorunda, eldiveni olmak zorunda. Sosyal mesafe korunarak terminalde sıraya geçiyorsunuz kapıda. Sizi teker teker içeri alıyorlar. Bu mesafeyi koruyarak X-ray cihazından geçiyorsunuz. X-ray cihazların hemen arkasında termal kameralar var. Yani gelen yolcunun vücut sıcaklığına bakılıyor. Eğer ateşi varsa orada zaten hemen sizi sağlık kurumlarına sevk ediyorlar. Gerektiğinde buradaki birimler alnınıza termometre yaklaştırarak ateşinizi de manueller olarak da ölçebiliyorlar. X-ray cihazlarından geçerken artık elle arama kalkmış durumda. Yani üzerinizde ötecek falan bir şey bırakmayın. Bozuk para, kemer bunları çıkartmayı unutmayın lütfen. X-ray'den geçtiniz. Check-in kontuarına doğru gidiyorsunuz. Şunu unutmayın. Uçuş öncesinde tüm online işlemlerinizi yapın. Yani internet üzerinden uçağa biniş kartınızı alın. Gerekiyorsa bagajlarınız için işlemlerinizi her şeyi yapın. Çünkü terminalde minimum alana dokunmak durumundasınız. Artık öyle temaslar, şunlar bunlar kesilmiş durumda. Check-in kontuarına geldiniz. Burada da sosyal mesafe var. İşte bavulunuzu vereceksiniz. Burada da unutmayın. Artık kabine, o kabin ölçülerindeki bavullar falan alınmıyor. Kadınlar sadece bir el çantalarıyla veya yanınızda sadece bir laptop çantasıyla bineceksiniz. Örneğin bir ilacınız var, onu alacaksınız yanınıza. Bunlar yoksa elinizi kolunu sallayarak uçağa doğru gideceksiniz. Bagajların hepsi aşağı gidiyor. İşlemlerinizi yapıyorsunuz kontuarda. Kontuarda sosyal mesafeniz çok önemli. Bu nedenle de işlemler uzun sürüyor.
Bavulunuzu teslim ettiniz. Boarding kartınızı yani uçağa biniş kartınızı aldınız. Arkasından ikinci kontrole doğru devam ediyorsunuz. İkinci kontrole de bir güvenlikten geçiyorsunuz. Yine aynı işlemler yapılıyor. Ve arkasından arındırılmış salondasınız. Bu arada bazı sorular alıyoruz. Havalimanlarının klima iklimlendirme sistemleriyle ilgili. Bu sistemler tamamen elden geçirildi. Yani normal o AVM'lerdeki gibi bir sistem değil artık. Filtreler değiştirildi. Çok daha gelişmiş filtreler konuldu. Dışarıdan yoğun taze hava alınarak hava devamlı sirküle ediliyor. Çünkü sonuçta iklimlendirme dediğiniz zaman içerideki aynı havanın temizlenirmiş gibi yapılıp devamlı sirküle edilip verilmesi gibi göz önüne gelebilir. Hayır, bu konuyla ilgili çok ciddi önlemler alınmış durumda. İkinci kontrolü geçtiniz, artık uçağınızın kalkış yapacağı kapınıza, uçuş kapınıza doğru gidiyorsunuz. Burada da artık uçağa binişler sosyal mesafeli alınacak. Örneğin tek koridorlu bir uçak. Önce arkadaki 5 sıra, sonra bir öndeki 5 sıra, böyle böyle gelinecek. Amaç uçaktaki kapıdaki veya salondaki birikmeyi önlemek. Salonda ise koltuk aralıkları boşluk bırakılacak bekleme salonlarında. Buradaki sosyal mesafeye dikkat edilecek. Bu nedenle artık uçakların yerde kalacağı süreler, dakikalar çok önemli. İşlem uzun sürüyor. Sizi bölüm bölüm uçağın içine alıp oturtulacak. Uçağa oturacaksınız. Öyle orta koltuk boş falan diye bir durum yok. Kesinlikle herkes yine maskesini takacak. Eldivenler olacak. Uçuş ekipleri de aynı şekilde. Kabin memurları yüzünde belki siperlikle, maskeyle sizi karşılayacak. Eldivenle hizmet edecek size. Uçağa bindiniz. Uçaklardaki özellikle havalandırma sistemleriyle ilgili yeni kurallar var. Dışarıdan alınan hava oranı arttırılmış durumda. Bu da tabii uçakların yakıt harcama oranlarını da yükseltiyor. Bunu da belirteyim. Uçağa bindiniz. Uçak kalktı. Öyle eskisi gibi özellikle Türk Hava Yolları'nın böyle bol bol ikramlar gelsin, şunlar gelsin, bunlar gitsin yok. İç hatlarda ve 2 saate kadar olan uçuşların hiçbirinde ikram verilmeyecek. Sadece su. Sonrasında daha paketlenmiş yiyecekler var. Business'ta biraz daha geniş tutuluyor bu aralık. İç hat uçuşunu yapacaksınız. İneceksiniz. İndikten sonra da dezenfekte edilmiş, özel sistemden geçirilmiş bavullarınızı teslim alarak terminalden çıkacaksınız. İndiğiniz yerde de yine karşılayıcı terminal alınmıyor. Dışarıda hepsi. İç hatlarda planlanan uçuşlarda hani öyle çok fazla uçuş yok. Bu nedenle bilet fiyatları yüksek. Hatta geçtiğimiz günlerde otobüslerle ilgili yeni kurallar açıklandı. Otobüslerdeki üst bilet fiyat limitleri bayağı bir yukarı doğru çekildi. Bunun anlamı hani şu an uçak otobüsten biraz bir tık aşağıda. Önümüzdeki günlerde ben iç hat fiyatlarında çok ciddi bir artış bekliyorum. Bir taraftan da tabii yükselen dolar var, euro var. Nasıl olacak? Çünkü havacılıktaki girdilerin neredeyse tamamı döviz cinsinden. Bakalım burada nasıl bir gelişme olacak, bunları beraber göreceğiz. Bu işin iç hatlar hikayesi. Gelelim dış hatlara. Kurallar daha tam netleşmedi. Çünkü hangi uçak ülke size kapılarını açıyor, hangisi kapatıyor? Daha bu listeler yavaş yavaş beliriyor. Önümüzdeki günlerde bunlar belli olmaya başlayacak ama yapılan test sonuçları çok önemli. Birçok ülke son 3-4 gün içerisinde yapılmış testleri kabul ediyor. Bu test sonuçlarına göre sizi ülkesine alıyor. Bir problem varsa her an 14 günlük bir karantina ile karşılaşabilirsiniz ve bu karantinada maliyetler de size ait. Yani düşünün, örneğin İsviçre'ye gidiyorsunuz. Kapıda sizin şeyiniz, test sonucunuz uygun görülmüyor. Orada da yapılmıyor. Sizi o ülke 14 gün karantinaya sokmak gibi durumu olabilir. Tabi bu durum turizmi nasıl etkileyecek, ne yapılacak? Bunlar da çok büyük soru işaretleri. Örneğin Rusya, Rus yolcular için, turistler için Türkiye'ye gidebilirsiniz, herhangi bir kısıtlama yok dedi ama dönüşünde 14 gün karantinaya alırım lafı, bakalım turizmi nasıl etkileyecek, neler olacak? Ben de bu gelişmeleri merakla bekliyorum ama gerçekten havacılık sektörü için zor günler. Bu arada rahat olun. Uçaklarla ilgili dezenfekte bu tür çalışmalar, hava yolları çok hassas bu konuyla ilgili. Her türlü önlemi ellerinden geldiğinde almaya çalışıyorlar ama dediğim işlemlerin çok uzun olması. Havalimanına 1 saat, 1,5 saat önce değil belki 3-4 saat önce gitmenize neden olacak. Tabii iç hatlara burada da bir soru işaretiyle karşılaşacağız. Uçağa mı binsem, yok ben otobüse bineyim veya kendi aracımla bir yere gideyim demek durumunda kalacağız gibi geliyor bana. Tabii bunu yurt dışı uçuşlarında yapmak çok mümkün değil ama
İç hat uçuşlarında biraz talebin düşeceğini ben tahmin ediyorum. Ama umarım daha hızlı gelişmeler doğrultusunda normalleşme ile birlikte tekrar en kısa zamanda eski günlerimize döneriz diye umuyorum. Bize çok sorulan bir soru olan yeni dönemde nasıl seyahat edeceğimizin cevabını vermeye çalıştım sizlere. Umarım yararlı olmuştur. Koronavirüs günlerinde her gün saat 19'daki yayınımız devam ediyor. Lütfen sorularınızı bize yorum yazarak iletebilirsiniz veya info@tolgozbek.com mail adresine atabilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Yeni video yüklendiği zaman size bilgi gelsin. Ve tabii ki daha abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.